Selam, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi yine bugün sağlıklı bir tarifle karşınızdayım. Çok güzel bir yemek yapacağım size. Gerçekten bunu sürekli restoranlarda, kebapçılarda yiyoruz. Ama ben her zaman yemeklerimi kendim yapmaktan yanayım. Her zaman kendim yapıp evimde temiz ve içeriği ne olduğunu bildiğim yemekler yemekten daha çok zevk alıyorum. Bir kısmınızın da bu şekilde olduğunu bildiğimden dolayı bugünkü yemeğimi sizinle paylaşmak istedim. Evet, hemen sizi fazla sabırsızlandırmadan yemeğime geçmek istiyorum. Bugünkü yemeğim Adana kebap. Evet, evde fırında Adana kebap yapacağım. Gerçekten birçok kebapçıda yakaladığım lezzeti evde kendim de yakalayabiliyorum. Gelin hadi o zaman püf noktalarıyla tarifimize başlayalım. Derin bir karıştırma kabıma, şu şekilde bir karıştırma kabıma yarım kilo kadar kıyma ekleyeceğim. Fakat kıymamın 300 gramı şu şekilde yağsız bir kıyma olacak. 200 gram şekli de aynen bu şekilde etin yağından, yani kuyruk yağı dediğimiz hayvanın iç yağından elde edilen kıymayı çektireceğim. Şimdi bazılarınız belki çok beğenmeyebilir bu fikri. Ben yağ mı yiyeceğim ya da etin içerisine yağ mı katacağım diye. Ama inanın bana birçok kebapçıda da bu şekilde oluyor. Hatta bu yağdan çok daha fazlası gerçekten size yediriliyor. Ama en fazla lezzetli olmasını istiyorsanız da bu yağı koymak zorundasınız. Ben şimdi elimden kokusu ve yağı çok kolay çıkmadığı için bugün eldiven kullanıyorum. Normalde aslında eldiven kullanmak çok adetim değil. Ellerimi zaten yıkıyorum ve temiz bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Güzelce etle, kıymayla, yağ homojen bir şekilde gelene kadar karıştıracağım. Şu şekilde. Hiçbir şekilde bir tarafta fazla, bir tarafta az yağ olsun istemiyorum. Tamamıyla yağ da kıyma da her yere eşit bir şekilde dağılana kadar şu şekilde karıştıracağım. Kıymam ve et yağımı güzelce şu şekilde yoğurdum. Birbirlerine iyice geçtiler. Artık benim etim bayağı yağlı bir kıyma oldu. Oranını yeniden tekrar etmek istiyorum. 300 gram kıyma kullanacaksanız 200 gramını yağ şeklinde yapmanız gerekiyor ki çok lezzetli olsun diye. Şimdi yavaş yavaş malzemelerimi içerisine katacağım. Böyle bir güzel bir köfte elde edeceğiz. Adana kebap için. Kesinlikle olmazsa olmaz bir şey. Kırmızı biberimizin mutlaka olması gerekiyor. Kırmızı Bursa biberimizin, tatlı Bursa biberimizin. Şu şekilde ben robottan geçirdim. Çok da suyunu çıkarmamamız gerekiyor arkadaşlar. Normalde Adana'da ustalar bunu zırhla yapıyorlar. Bütün sebzeyle eti zırhla güzelce kıyarak birbirlerine karıştırıyorlar. Biz de rondodan geçirdik. Çünkü elimle doğradığımda da çok minik minik doğrayamıyorum. Tam olarak da o zaman köfte birbirini tutmuyor. Şu kadar maydanozum var. Maydanozu da yine ince ince kıydım. Ve arkadaşlar 5-6 büyük diş kadar sarımsak ekleyeceğim. Gerçekten sarımsak bunun olmazsa olmazı. Bazı videolarda soğan da koyulduğunu gördüm. Gerçek bir Adana kebapta soğan olmaz. Ben kendim Antepliyim ve çok fazla kebap deneyimim var. Hiçbir şekilde içerisine soğan koyulduğunu hiçbir yerde görmedim, deneyimlemedim. Sadece yanına söğüş olarak soğan doğranır. Veya dürüm yaparsanız eğer kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde köftemi bir güzel yoğuruyorum. İyice yoğuruyorum, iyice özleşmesini sağlıyorum. Ve şimdi tabii ki baharat kısmına geldi. Baharatlarla güzelce bir tatlandıracağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Salça da koymuyoruz arkadaşlar. Salça kesinlikle tadını çok bozuyor. Pul biber koyuyorum. Isot, hatta Urfa biberi. Şöyle bol miktarda. Çünkü acılı Adana yapacağım. Evet, şöyle 4-5 çay kaşığı kadar koydum. Ve şöyle silme bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Ve köftemi yeniden yoğurmaya devam ediyorum.
Evet, köftemiz güzelce yoğruldu, iyice yoğruldu. Fakat biz bunu hemen kebap şeklinde getirmiyorum. Hemen şişlemeyeceğim, şişe dizmeyeceğim. Bir saat kadar dinlenmesini istiyorum ki o bütün sebzeler, baharatlar birbiriyle iyice terbiye olsun. Ondan sonra fırın tepsimde güzelce onları şişe geçireceğim. Yaklaşık bir saat kadar etimi buzdolabında dinlendirdim. Çok güzel bir şekilde dinlendi. Artık ben şişlere geçirebilirim. Hazırım şişlere geçirmek için. Evet arkadaşlar, ben şimdi şişimin özelliğini göstermek istiyorum. Ben şöyle yassı Adana şiş yazıyor zaten satıldığı yerde bunların üzerinde. Yassı olmasına lütfen dikkat edin. Çünkü o ince sivri olanlar, daha küçük olanlar istediğiniz etkiyi vermeyebiliyor. O yüzden bunlarda çok daha mutlu olursunuz. O nedenle şöyle bir şiş ve büyük boyunu alın lütfen. Bunların kısaları da var. Büyük boyu bizi gayet tatmin edecektir. Ve şu şekilde fırın tepsimi ayarladım. Ve köftemden şöyle bir tutam kadar alıyorum. Yani büyük bir kartopu kadar alıyorum. Ve sonra şu şekilde şişimi güzelce yapıştırıyorum. Bir tanesini yaptık. Şimdi ikinciye geliyoruz sıra. Evet, ikinciyi de yine şişime geçiriyorum. Evet, kebaplarımı bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar geriye kaldı pişirmesi. Yanlarına birkaç böyle domates ve biber tanesi koyacağım. Daha sonra da pişireceğim. Yalnız pişirmesi çok önemli. Çok harlı bir fırında, yani yüksek ateşli bir fırında pişmesi gerekiyor. Tıpkı böyle mangalda pişiyormuş gibi olması için. O yüzden 200-220 derecede altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yine tabii ki kontrollü bir şekilde çevire çevire pişireceğim bunları. Fırına gitmeden önce son bir kez size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi biberleri böyle kebapların arasına koydum ki o etin yağı birazdan kendini ortaya çıkaracak. O yağın içerisinde güzelce pişsin istiyorum. Domatesler de aynı şekilde tıpkı mangalda pişirdiğiniz gibi fırında güzelce közlensin istiyorum. Şimdi hep beraber fırına atma zamanı geldi. Haydi bakalım, 220 derecede yaklaşık 35-40 dakika kadar kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Arada çeviriyoruz şişlerimizi, unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, kebabım pişti. Daha yeni pişti, hala dumanı üstünde. Harika pişti. Evin içerisi zaten şu anda ocakbaşı gibi kokuyor. Muhteşem, güzel. Biraz daha yakına alıp da göstermek istiyorum. Yanına soğan ve maydanoz söğüş yaptım. Biberlerim de çok güzel közlenmiş, yağda kızarmış resmen. Domateslerim de aynı şekilde. Siz bunu lavaşla da yiyebilirsiniz, normal çatalla da yiyebilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Bence evde yapılacak en güzel tariflerden bir tanesi. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sevgiler.